Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü olan bu günü büyük bir sevinç ve gururla kutluyor, milletçe bu heyecanı paylaşıyoruz. Cumhuriyetin ilanı ülkemizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelemizin sonunda milletin iradesini esas alan ve milletin iradesini temsil eden cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Böylece milletimiz kendi geleceğini ve kaderini bizzat kendisinin belirlediği bir yönetim şekli benimsemiştir. Geçen 96 yıl içerisinde cumhuriyetimizin kazanımları geri dönüşsüz bir şekilde milletimiz tarafından derinlemesine özümsenmiş ve sahiplenilmiştir. Cumhuriyetin en önemli fazileti eşitlik, adalet, hürriyet ve özgür seçimdir. Millet egemenliğine dayanan, gücünü millet iradesinden alan cumhuriyet rejiminin temel esasları, bireylerin hak ve özgürlüklerini teminat altına alması, herkese fırsat eşitliği sunması, toplumda adalet duygusunun yerleşmesini sağlayacak bir hukuk düzeninin tesis etmesidir. Bugün herkes bu ülkenin eşit haklara sahip asil ve özgür vatandaşlarıdır. Ve ayrım gözetmeksizin herkes cumhuriyetimizin gerçek sahibidir. Cumhuriyet öte yandan milletimizin çağdaş uygarlığın bir parçası olma arzusunda bir göstergesidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Katılımcı bir demokrasiyle taşlandırdığımız bir cumhuriyet, insanlığın yepyeni ufuklara doğru yol açtığı 21. yüzyılı kucaklamamıza sağlayacaktır. Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyamızda Türkiye'nin önemi her geçen gün artmakta, ülkemiz sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline gelmektedir. Bütün bir milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürecek olursak çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde de hiçbir engel yoktur. Dahası en zor şartlarda ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü istiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir milletiz. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen cumhuriyetimiz, kuşkusuz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmakla ebediyen yaşayacaktır. Devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan bu hedefe bugün çok daha yakınız. Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşı'mızı 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taşlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları, zorlukları ve 15 Temmuz ihanetini de inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Milletçe bu güven ve istikrar ortamını koruyarak, birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, cumhuriyetimizin temel değerlerini ve her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bundan sonra da cumhuriyetimiz çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edecek, çok daha büyük başarılarla cumhuriyetimizi taşlandıracağız. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olarak bizler kardeşçe birbirimizi sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün eşsiz kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi,
15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyor. Siz değerli hemşehrilerimin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.